söylemiyorum orada. Söyle söyle. Mehmet Balan, arkadaşlar Mehmet Balan abimizin kanalına abone olun, yorum yapın. Aklınıza takılan bir soru varsa pillerle alakalı konunun altına yazarsanız, videonun altına, size cevap vermekten mutluluk duyarız. Kendinize iyi bakın. 6 aydır adamın bir tanesi fiyat soruyor, ona daha cevap vermedin. Sen hangi yorumlara cevap vereceksin? Bedo konuşmaya başladı mıydı? Zavaha kadar kafamızı şişirir yani. Sorarken iyiydi cevap. Bir şey yap kes. Kesmeyeceğim lan deliğine. Terzi kendi sökünü dikemez ya abi. Bir aydır piller yapıldı duruyor içeride. Geç. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Regal Raptor Van aracımız var. Bu Bedrettin, Kaleli arkadaşımızın aracı. Kendisi pil işiyle uğraşıyor. Burada çıkma pillerimiz var. Bunlar da güçlü bir beynimiz var. Bu 13 kW'a kadar kaldırıyor bildiğim kadarıyla. Motoru da zaten bunu daha önceden değişmişti. Vakit bulamadığımız için pilini değiştiremedik. Normal pil kullanıyorduk. Biz şurada gördüğünüz gibi piller var. Şu zaten lityum 45 amper pil var. Bunu böyle geçici olarak yapmıştık. Bunu kullanıyordu. Şunlar da jel aküleri. Aracın kendi orijinal jel aküleriydi. Ama biz şimdi bunu 100 amper yaptık. 100 amper de içeride var bunun aynısı. Şimdi bunu yapacağız. Bağlantılarını tamamlayacağız. Şunların bağlantıları var. Görüyorsunuz. Pili bu araya tek tek yerleştirmek zorunda kaldık. Bunların bağlantılarını yapacağız. Şu parçaları falan böyle birleştire birleştire devam edeceğiz. Ondan sonra şurada da BMS var. Gördüğünüz gibi şöyle gösterelim. Smart BMS'i var bunun. Burada. Ondan sonra bunu bağlantısını yapacağız. Bağlantısını yaptıktan sonra da aracı kullanacağız ama şu sigortayı değiştirmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar bu modifiyeyi yaparken yani aracı güçlendirirken dikkat edilmesi gereken şeyler var. Bizim pilimiz şimdi artık eskisine göre daha güçlü. Motorumuz da güçlü. 4,5 kW motor var. Beynimizde 13 kW civar bir motorumuz var. Beynimiz var pardon. Kablolarımızı da görüyorsunuz. Parmak kalınlığında neredeyse. Bunları da değiştirdik. Şu kabloların metresi şöyle söyleyeyim. Bakın bunlar silikon gibi yumuşacık böyle. Bunların metresi 800 lira civarı. Toptancıdaki fiyatı. Yani bunları bu masrafları mecburen yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bunu hatırlatmak lazım. Çünkü bu işler bayağı pahalı. Mesela bakın şurada 45 amperlik bir pilimiz var. Bu 45 amperlikteki piller gördüğünüz gibi bunun kablosu daha ince. Bu çünkü daha önceki beyine göre, motora göre yapılmıştı. Tabi o zaman kullanılınca sıkıntı yapmıyordu. Yetiyordu ona ama şimdi beynimiz ve motorumuz güçlendiği için zaten onun için de işte pillerimizi güçlendiriyoruz. Çünkü araç güçlü olunca pillerin de güçlenmesi gerekiyor. Yoksa kalkışlarda falan BMS kesebiliyor. Daha doğrusu biz o bataryanın BMS'ini de patlattık biz. Maalesef ki çünkü 40 amper bir şey vardı onda, BMS vardı. Ama şimdiki BMS'imiz şu. 100 amperlik BMS. Ama tabii ki bu kalkışlarda 200 ampere kadar veriyor. Anlık olarak bir sıkıntı yapmaz. Böyle arkadaşlar. Bu araçta şunu da hatırlatalım. Daha önceden bir 80 km hız yapmıştık ama maalesef ki işte bu pilin BMS'i patlayınca 80 km üstüne çıkamadık. Orada yolda kaldık. Jel aküler de araçtaydı. O jel akülerle yolumuza devam etmiştik. Olay böyle. Yani şu bu piller değiştiği zaman artık 90 km'ye kadar herhalde hızımız çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Eğer ki zaten hızımız 90 km'ye de çıkarsa onunla ilgili de bir test videosu yapacağız muhakkak. Bedrettin Başkan geldi. Şimdi bunun toplamasına geçtik. Bunları toplayacağız. Bedrettin, bunların BMS'leri de şimdi takmayacak mıyız? Yok, şimdi bir piller düz dursun diye bir kalıp yapıyoruz. Evet. Ondan sonra pilin şeklini oluşturuyoruz diyorsun yani. Aynen. Çünkü onları takacağız derken kaydırırsak sorun yaşamayalım diye. Akümüzü artık toparladık. Bunlar da BMS'in bağlantıları. BMS'i de hemen şuraya koyduk. Şöyle gösterelim. BMS'imizi de hemen telefondan da görebiliyoruz ama zaten 84 volt falan gözüküyor herhalde. Tam şarjda değil. Yani bu birkaç haftadır durduğu için az bir şey voltajı düşmüş. Zaten en son şarj ettikten sonra herhalde kullanılmıştır. Test mest falan filan hız yapamayacağız şimdi. Çünkü sigortamızın değişmesi lazım. Sigortayı burada kaç amper bu? 50. C50. 50 amper sigortamız var. Buna 150 amper mi takmamız lazım Bedrettin? 175 amper aldık. Ama bulamıyorum. 175 kayboldu. Yani 75 amper takacağız ama şöyle işte beyin 590 amper çekiyor. Akülerde bir kadar amper veriyor ama bizim BMS'miz maksimum 200 olduğu için zaten 175 amper takıyoruz. Eğer büyük beyin bulursak 300-350 ampere kadar çıkabiliriz.
Bir de gerek kalmayacak. Şu anda bu 90 volt alacağız. He, 90 yani volt, 72 volt değil de 75 evet. ya da 76 nokta küsür volt çalışıyorlar. Yani maksimumda 90 volt. Normalde 20S olması lazım lityum piller. Biz bunu 21S yaptık. Yani bir 3.4 volt kadar arttırmış olduk aracın şeyini, voltajını. 72 volt normalde bunların şeyi, beyni, sistemi. Ama biz ne yaptık? Bunu şimdi 74 daha ekledik. Yani 76 falan oldu. 76 voltluk araç oldu yani. Bunun da çok fazla bir zararı olmaz. Ama tabii ki hem menzil hem de güç yönünden birazcık daha faydası olacak bunun. Bunun testini falan ne zaman yaparız Bedo Can? Vallahi sigortayı alınca ya da sigortayı bulunca. Evet, sigortamız. Ama şey testini yapabiliriz. Menzil mi? Yapmıyoruz ya, menzil yapabiliriz. Menzil evet. Yavaş sakin kullanırsak menzil testi yaparız. Yok, ama. Yavaşa da gerekiyor. En hızlı da bile şimdi dediğim gibi bu beyinde şey özelliği var motorla birlikte. Rejen yaptığı için geriye yönelik. Evet. Benim normalde eski pile göre 130 daha fazla gittim ben. He? Normalde 40 amperlik pil denemiştik ya. Evet. Beyni ve motoru taktıktan sonra rejenerasyon ne o rejeneratif pil. Rejeneratif diye geçiyor. Ya yani şarj o kendi kendini yani, şarj ediyor. Geri dönüşüm sistemi gibi bir şey. Gidiyorum yani. Geliyorum. Biraz da burada geziyorum yani. Artık şarj %30 daha dolmuş oldu. Normalde yani oradan dönerken iki çizgiye düşerken Mehmet abi. Yani şuradaki pille yani az önce göstermiştik, hemen gösterelim. Bu pille normalde buradan küçük yalıya gidiyordu. Zor geliyordu. Yani sonlara doğru pil azalıyordu. Ama şimdi gidiyor, geliyor. Hatta şarjı da biraz artıyor. Çünkü kendi kendini şarj etme sistemi de var şu anda bunda. Ondan dolayı biraz daha menzili artmış oldu. Bu 100 amperle de bayağı bir menzil yapar yani. Lityum pili de yapmış olduk bu şekilde. Şöyle gösterelim. Şurası artı. Buradan böyle buna geçiyor. Şu ikili grup. Yani bunlar bir tanesi 50 amper şu pilin. Ama ikisi 100 amper yapıyor. Yani şöyle ikisi bir grup. Böyle ikisi bir grup. Buradan artıdan çıkıyor. Eksi, artı, eksi, artı, eksi böyle dolanarak en son eksiye kadar gidiyor. Yani artı başı burası, eksi başı da orası. Bu arada şeyi de söyleyelim. Neyi? Bunda 4 AVG bir kablo var. Normalde en yüksek 8 görebilirsiniz arabalarda. 6 evet. bile takmazlarken biz 4 AVG yaptık. Yani şu anda şöyle söyleyeyim. Orijinal Regal Raptor'un kablosunun yaklaşık ya 8 ya 16 katı. Şuradaki kabloyu versene abi. Yanında da ilerideki küçük kabloyu. Evet, onu ver. Bir de şu kırmızıyı ver. Aradaki farkı gösterelim. Yani amper yükseliyor. Oradaki de aynı zaten. Şöyle. Yaklaşık yani, 16 kat. Yani bu lazım. Orijinal kablosu Regal Raptor'un. Bu da bizim kullandığımız kablo. Yani bunlar da tabii ki aracın gücünü arttırıyorsun, aküsünü büyütüyorsun. Bunların da yapılması lazım ki kablolar yanmasın. Evet, bir de 200 dereceye dayanıklı bu AVG'ler. Şurada evet, da görüyorsun. Evet, 200 derece burada yazıyor. O yüzden biraz sınırları zorlayacağımız için. Ama şöyle bir avantajımız var. Ama bu kablo zaten ısınmaz kalınlaştığı için. Bir de şöyle bir şey var. 72 volt değil de 90 voltta kullanacağımız için amper de düşeceğinden dolayı evet. ısınmada biraz az olacak. O da bize bir avantaj sağlayacak. Artı, ama motor dayanacak artı, mı onu bilmiyorum. Artı menzili de artacak bu tabii, voltajın artmasının tabii. sayesinde. Bu arada burada 21S var. Yani şunu da hatırlatalım arkadaşlar. Normalde Regal Raptor veya başka elektrikli araçların amperi, voltajı düştüğü zaman ampere daha çok biniyor. Ondan sonra motor kablolar ısınıyor. Kablolar yanabiliyor. Bunun başına gelen arkadaşlarımız da var. Aküsü zayıfladıktan sonra 3 kişiyle yokuş yukarı çıkıyorlar. Ama ne yapıyor? Amperi fazla çektiği için bu sefer maalesef ki kabloları yakıyor. Kabloları yakacak kısaları yapıyor. Bu sefer de beyni patlatıyor. Yani bunlara dikkat edelim. Evet. Kabloyu nereye bağlayayım diye bakıyorum. Kabloyu o şey değil mi? Yok, direkt beyine bağlayacağız. Ya onu direkt o beyine girecek. Evet. Beynimizi de gösterelim arkadaşlar şöyle. Üçlü kablo çıkıyor şöyle şu taraftan. Burada da ikili kablo var. Şunlara bağlanacak. Yani şu siyah olan. Yok, şu altta evet. evet. Bu eksi, şu da artı da buraya bağlanacak. Normalde burada 390'lık hatta 300 amperlik sigorta var burada. Evet. Beyin üzerinde. Bir de üstünde 200 amperlik kendi sigortası var. Bir de ayrıca 175 daha takacağız. 3 tane sigorta olacak. Yani direkt kablolar direkt bağlasak bir sıkıntı olmaz o zaman orada sigorta olacak. Şöyle kısa devreler gibi yerlerde ya da çok fazla yüklemelerde anlık bir sıkıntı olursa diye. He, ya da elektrikler git geldi sıkıntı olur diye beynimiz yanmasın diye sigorta koyuyoruz. Evet. Neyse arkadaşlar şimdilik bunun testini falan yaptığımız zaman hız testi falan yapacağız en kısa zamanda inşallah. O sigortayı bulursak, bulmazsak artık o sigortanın fiyatı kaç para Ciğer? 1500 lira var herhalde. 1500 lira abi sadece evet, sigorta. 150 amper şu sigorta 175. arkadaşlar. 175 amper pardon. 1500 lira civarı. Tabii bunun ki, iki katı kadar kalınlığında ya. İki, evet biraz daha geniş. Kalın. O şekilde arkadaşlar. Maalesef ki bunda bu işler biraz maliyetli yani. Ama değer yani tavsiye ederim. Biz bu bir de KB Van.
Buna 300-350 kilo yük atıyoruz. Evet. Yani belki attığımız zaman videoyu çekeriz ileride. Bir de şöyle bir şey var. Bunun şasesi Mehmet abinin arabaların şasesinden daha iyi. Amortisör konusunda ileride göstereceğiz. Bu arabanın, Regal Raptor bu arabanın amortisörü 45 derecede basarken bunlar yaklaşık 25 derece gibi bir dereceyle daha dik basıyor. Daha dik bastığı için şey kırılmıyor. Sen kaç kere değiştirdin amortisörün o kırılan yeri? Kaynak yaptım. Kaç kere? 3 sefer kaynak yaptım. 3 sefer kaynak yaptın. Yani en sonunda ona aparat yaptım. Ona zaten bir video yapacağım. Ona da sağlamlaştırma videosu yapacağım ona yani çekeceğim. Evet, akülerin bağlantılarını bitirdik. Şimdi Bedrettin arabayla bir tur atacak. Devam et Bedrettin, seni bekliyoruz burada. İnsanlar seni bekliyor. Aracın tavanını falan da söktük. Kırıklar vardı, onu da yaptık. Yani daha doğrusu tırnakları kırıktı. O tırnakların kırıklarını da bir ayrı video olarak yapacağız. Yani bağlantımızda bir şey yok. Daha doğrusu bu akü bağlantılarını dün bitirdik. Arabayı bugün test edebiliyoruz. Ama zaten gece yine Bedrettin arabayı test etmişti. Çünkü gece nasıl güzel gidiyor mu hacı? Çok iyi abi. 40 amper, 45 ampere göre daha iyi değil mi? Evet evet. Zaten şeyden baktığımız zaman BMS'den 132 amper civarında falan çekiyor. Evet. E konumda. S'te de 54 falan. Yani hızımızda 72-75 arası. Durum böyle arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.